Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 2 gün önce Trust'un GXT310C modeli oyuncu kulaklığını sizler için incelemiştik. Bunun bilgisayar bağlantısı nasıl yapılır, oyun performansı ve çalışması nasıldır bununla ilgili bir video çekiyorum. Gördüğünüz gibi şu 3.5 inçlik jack'ımız. Bu jack'ı bilgisayarımızda ses girişi var. Benimkinde bir tane var. Oraya direkt takıyoruz. Şu şekilde. Yerine oturttuktan sonra bilgisayarımızı sağ tıklayıp özellikler, burada aygıt yöneticisine giriyoruz. Bu Windows kendisi otomatik olarak bunları zaten ayarlıyor. Sizin pek bir şey yapmanıza gerek kalmıyor ama bazen aygıtı seçmek gerekebiliyor. Burada ses giriş ve çıkışları var. Bu bizim Bluetooth kulaklığımız. Şu arkadaşlar kulaklıklar Realtek High Definition Audio bu. Ve şu mikrofonumuz. Bunlar zaten otomatikman tanımlıyor. Buradan siz özelliklerden bazen bunu yapmak gerekebiliyor. Bir bakın. Bir çakışma bir şey var mı? Buna da bakalım. Bir sıkıntı gözükmüyor. Yine Realtek. Sıkıntımız yok. Bazen buradan sesi ayarlamak gerekiyor. Ses ayarlarını aç. Yani aygıt seçilmemiş olabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bluetooth kulaklığımız, normal bilgisayarın kendi kulaklıkları ve taktığımız kulaklık. Buradan bunu seçmemiz gerekebilir. Realtek High Definition Audio. Mikrofonunuzu sınayın demiş. Sınayalım. Ses. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi gayet iyi çalışıyor. Cihaz tercihleri. Buradan tercihleri de seçmeniz gerekebilir. Bazıları bununla ilgili sorun yaşamış. O yüzden böyle bir... Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar... Oyunumuza giriyoruz. Mesela Counter Strike. Oyunumuzun ayarlar kısmında önce bir tam ekran yapalım. Ses kısmında stereo kulaklık demiş. Buradan hoparlör kulaklık Realtek High Definition'ı seçtik. Bakalım sesimiz gelmiş mi? Şu an Bluetooth kulaklığımızla bağlı olduğu için sesimiz gelmedi. Kulaklığı iptal edin Bluetooth'u. Şu an ses, buradan gördüğünüz gibi seçtim bunu. Bu normal hoparlörün sesi. Buna geçiyoruz. Sesimiz geldi. Oyuna geçiyoruz. Şu anda duyduğunuz gibi kulaklığımızdan ses geliyor. Bangır bangır. Şimdi burada Samsung Uflex demiş ama yani kulaklık, biz tabii oyunu kapatıp tekrar açmamız lazım. Kulaklık deyince tanımlı bu gözüktüğü için bunu gösteriyor ama aslında bundan çalışıyor şu anda. Gayet de güzel bangır bangır sesimiz var. Şimdi oyuna girelim. Bakalım mikrofon sesimizi nasıl duyuyorlar. Hele rekabetçi girmeyelim. Ölüm maçı girelim en azından. Çabuk gelsin. Yani sesi duyuyor musunuz? Duyuyorsunuz muhtemelen. Kulaklık mı harici hoparlör mü belli değil. Bayağı kuvvetli bir sesi var. Rahatsız da etmiyor. Gayet çevresel sesleri, oyuncuların seslerini, ayak seslerini, yürüme ve zıplama seslerini gayet iyi duyuyorsunuz. Şu kısmı da güzel yapılmış. Yani biraz ayrık duruyor taktığınızda ama mikrofon gayet işini iyi çıkarıyor. Biliyorsunuz bazıları buralara bükülebiliyor. Büküp ağzınıza kadar dayıyorsunuz. Gerek yok öyle bir şeye. Kulaklıkta bir cızırtı, herhangi bir ötme sesi yok. Mikrofonda da bir cızırtı yok. Zaten şimdi test edeceğiz. Bakalım diğer oyuncular beğenecekler mi? Şu an oyuna giriyoruz. Ya bu tabii ki çok yüksek bir ses. Bunu oynarken düşünün sesinizi. Yani bilgisayar üzerinden mesela benim burada sesi düşürebiliyorum şu tuşlarla.
düşürüp arttırabiliyorum. Windows üzerinden de yapabilirsiniz. Üzerinde herhangi bir ayar yok bununla ilgili. Bence olmaması daha iyi. Cihazı bozabiliyor. Mesela konuşalım. Beni duyan var mı? Sesimi duyan. Gördüğünüz gibi küfürümüzü de yedik. Nasıl geliyor sesim? Arkadaşın kulaklığı bozuk herhalde. Sesim nasıl geliyor? Net mi? Çok mu net? Süper mi? Netliği nasıl? Süper mi? Sanırım küfür ediyorlar. Bu cızırtı bizden değil arkadaşlar. Bu kulaklığı kullanan kişilerin kendi kulaklıklarından gelen cızırtı. Yani kalitesi siz olabilir, arıza olabilir, bilmiyoruz. Sesim nasıl geliyor arkadaşlar? Yeni kulaklık aldım. Şöyle demelisin, çok süper geliyor. Kanalıma yükledin de kulaklığı, mikrofonu test et dediler. O yüzden test ediyorum. Bir söyler misin güzel şeyler? Yayına çıkacaksın arkadaşım. Güzel şeyler söyler misin? Kanalda yayınlayacağım bu videoyu. Güzel şeyler söyler misin mikrofonu ile ilgili? Tamam, böyle sesin çok güzel geliyor falan bir şeyler de veya kötü geliyor de. Tamam kardeşim, rahatsız ettim. Teşekkür ederim. Kanalıma da abone olursan kendi sesini dinleyebilirsin oradan. Sana iyi oyunlar diliyoruz. Trust 310 GXT 310C modeli. Kanalın ismi Dedex 55. Abone olursan seviniriz. Kendi sesini de duyarsın. Kolay gelsin kardeşim. Oyundan çıkalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani mikrofonla gibi sıkıntı yok. Bir arkadaşımızla da konuştuk. Gayet de güzel. Sesinin iyi geldiğini söyledi. Bir cazırtı cızurtu yok. Ya biz kulaklıktan memnunuz yani. Ben beğendim. Verdiğim parayı sonuna kadar hak ediyor. Yani şunlar ileride gidebilir. Parçalanabilir. Kullanmaya bağlı tabii ki de ama bence uzun yıllar gider. O kadar da kalitesiz bir yapısı yok. Bu fiyata bu kulaklık bence çok iyi. Yani biliyorsunuz inceleme videomuz var bu kulaklığın. Çok fazla soru sordu nasıl bağlanıyor falan diye. O yüzden böyle bir video çekme gereği hissettim. Buradan ayarlaması falan da çok şık. 2-3 gündür de bununla oyun oynuyoruz biz. Gayet de memnunuz yani kulaklıktan. Bir yeri dağılmadı, kırılmadı. Kırılabilir ama elinizden atarsınız, düşürürsünüz. Bir şeyler olur, kırılır. Onlar kullanıcı hatası ama yani dedim ki bu kulaklığın en hassas yeri burası. Onun haricinde bir sıkıntı olmaz. Burayı da böyle çok fazla sağa sola çevirip oynatmayın. Onun haricinde bu kulaklığa bir şey olacağını düşünmüyorum. Masaüstü bilgisayar kullananlar için bu jack da tek başına işe yarayabilir. Çünkü onlarda da 3 giriş oluyor. Bir tanesi kombine oldu. Mikrofonu ayrı, kulaklığı ayrı almak istiyorsanız biliyorsunuz bunun yanında videomuzda da var. Soketi var. 2 tane uç veriyor size. Birisinin üzerinde mikrofon işareti var. Diğerinin üzerinde hoparlör işareti var. Yani masaüstü bilgisayarınızda ses kartınızın olduğu yerde mikrofon işareti olana mikrofonu, hoparlör işareti olana hoparlör kablosunu takıyorsunuz. İkisi birden bu şekilde çalışıyor veya tek bunu da kullanabilirsiniz. Adaptör taktığınızda 1 metre daha kablomuz uzuyor. Bu şekilde ayarlarını da gösterdik zaten videomuzun başında. Telefonlar için ise arkadaşlar normal telefonumuza takıyoruz bunu. Elimizde şöyle bir telefon var. Girişi burada. Bu. Zaten otomatikman tanıyor ve sesini duymaya başlıyorsunuz. Telefon görüşmesi de yapabilirsiniz. Ama bu yani sonuçta oyuncu kulaklığı, oyun için kullanılıyor. Bu 3,5'luk jack bu girişe sahip her cihaza girer ve şu anda dünyada standart kullanılan girişlerden birisi bu. Son zamanlarda USB Type-C gibi girişler falan çıktı, değişti ama hala bütün dünya bunu kullanıyor. Etkili bir uç. Şu kablo da güzel. Biz beğendik yani. Sünger kısmı falan saatlerce takın rahatsız etmiyor. Dışarı ses veriyor. İçeri sesi açarsanız almıyor. Yani dünyayla ilişkiniz neredeyse kesiliyor diyebiliriz. Fakat o çok kaliteli biliyorsunuz Beats Audio gibi işte Philips'in, Sony'nin kulaklıklarında olan hani takıyorsunuz ve komple ilişkinizi kesiyor. Yani bu çalışmıyor olsa bile dış dünyayla ilişkinizi kesiyor. O tarz kulaklıklar gibi değil. Ses sayesinde ve biraz da yalıtım sayesinde dışarıyla ilişkiniz çok fazla kalmıyor. Ama ses kısıkken yani normal oynarken abartılı bir şekilde sesi açmadığınızda normal oynarken
dış dünyadaki sesleri duyabiliyorsunuz, duymaya devam ediyorsunuz. Yani iyi mi kötü mü kişiye göre değişir. Bu şekilde kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videomuzda görüşmek üzere.